Herkese merhaba, ben veteriner hekim Mehmet Koç. Bugün sizlere eve yeni gelen yavru kedinin yaşamımızdaki yeri ve evde alınacak önlemler hakkında bilgi vereceğim. Hadi gelin şimdi bakalım neler yapacağız, onun hakkında birazcık konuşalım. Kediler yavruluk döneminde cinsiyetleri fark etmeksizin oldukça şirinli, sevecen ve sıcak kalpli olurlar. Fakat 6-7 aylıktan sonra yavaş yavaş cinsiyet faktörleri belireceği için, yani erkeklik veya dişilik karakterleri oturacağı için bir takım farklılıklar gözetilir. Nedir peki bunlar? Nedir bu farklılıklar? Dişiler biraz daha temkinli, güven duygusu biraz daha az gelişmiş, yani biraz daha temkinli olarak yaklaşırlar. Kendilerini biraz ağırdan satarlar, yani kontes olurlar. Erkeklerin güven duygusu biraz daha gelişmiştir. Hemen sırnaşık bir hal alırlar, burada görüldüğü gibi. Kendini sevdirirler. Benim de 3 tane kedim var. 2 tanesi dişi, 1 tanesi erkek. Dişiler hiçbir şekilde kendilerini sevdirmiyorlar. Ama erkek olan, ben eve girdiğim zaman, kapıdan içeri girdiğim an peşimden ayrılmıyor. Yani sürekli dip dibe, sürekli bana dokunmak istiyor. Uyurken benimle olmak istiyor. Yani erkekler biraz daha şımarık yapıda oluyorlar. Dişiler biraz daha kontes oluyorlar. Kendilerini fazla sevdirmiyorlar. Böyle bir takım farklılıklar oluşuyor. Bunun dışında yavru bir kediyi eve getirirken öncelikle en azından 8-10 haftalık olmasına dikkat etmeliyiz. Yani 8-10 haftalık bir kedi yeni evine alışacak kadar güçlü, annesinden ayrılacak kadar da dirayetli olur. Anne sütünü tamamen almış olması gerçekten çok önemli. Daha küçük bir şekilde yavru geldiği zaman ise onu da ayrı bir videoda anlatacağım. Hani annesinden kopmuş, ayrılmış bir kedinin bakımı nasıl olur? Bunu da başka bir videoda anlatacağım. Ama normal sağlıklı bir kedinin en az 8-10 haftalık şekilde eve gelmesi gerçekten çok önemli. Diğer bir konu, yavruluk dönemindeki kedi ile sizin aranızda geçen diyalog çok önemlidir. Yavruluk döneminde oluşturacağınız sınırlar ilerleyen yetişkin döneminde de size kolaylık sağlayacaktır. Nedir mesela bunlardan bazıları? Örneğin mutfak tezgahına çıkmasını istemiyorsanız onu güzel bir şekilde uyarmalısınız. Yani sınırları çizmelisiniz. Veya koltukların üzerinde yatmasını istemiyorsanız sınırları çizmelisiniz. Yemek masasının üzerine çıkmasını istemiyorsanız sınırları çizmelisiniz. Yani o süre zarfı içerisinde oluşturacağınız eğitim de sizin hayatınızı bir takım kolaylıklar sağlayacaktır. Ve küçükken almış olduğu eğitim onun bilinçaltına yerleşecek ve ilerleyen dönemde onun nasıl bir karakterde olacağını etkileyecektir. Evet, yavru kedimiz artık evimize gelmeye hazır bir konumda. Evimize aldık. Ama bunun dışında bir takım önlemler almamız gerekiyor. Yavru kedimizin emeklemeye başlamış küçük bir bebek gibi düşünmemiz gerekir. Yani bizim seviyemizde değil de daha alt seviyede yürüdüğünü veya oynadığını düşünecek olursak, hani yerde olacak en ufak bir oyuncak veya küçük böcek tarzı şeyleri bile kemirmek, koklamak, yemek isteyecektir. Bunun için bir takım önlemler alacağız. Bu önlemler de onun daha sağlıklı ve mutlu bir yaşam sürmesi için olacak. Hadi şimdi gelin bakalım o önlemler nelermiş. Alacağımız önlemler onun daha kaliteli ve mutlu bir yaşam sürmesi için gereken önlemlerdir. Nedir peki bu önlemler? Öncelikle kedimizin kaldığı odanın camını kesinlikle kapalı tutmalıyız. Yani açık bir şekilde bırakmamız onun hayatını tehlikeye sokacaktır. İkinci önlem, evde hiçbir şekilde zehirli temizlik maddesi açık bir şekilde kovada veya onun kaldığı odada kalmamasıdır. Çünkü kediler gidip bu zehirli maddeleri yalar ve daha toksik bir etkiye meydan verebiliriz. Yavru kedi eve geldiği zaman ev onun için çok büyük bir alan olacağı için öncelikle tek bir odada yaşam alanını kurarsak, daha sonra evin tamamına yayarsak daha düzgün bir şekilde ilerlemiş oluruz. Tuvaletini ve mama kabını, ondan sonra oyuncaklarını tek bir odada alıştıralım. Daha sonra evin tamamına yayalım. Hani hem onun için hem de sizin için büyük kolaylık olacak. Ayrıca yavru kedinin kaldığı odadaki elektrik kablolarını mümkün olduğunca kısa tutarak onun kemirmesini engellememiz gerekir. Bunun dışında o odada veya evin genelinde dikiş malzemelerini açıkta bırakmamalıyız. Diğer bir önlem,
banyo kapısını muhakkak kapalı tutmalıyız veya banyo kapısı açık olsa bile klozet kapağını kapalı tutmalıyız. Çünkü kediler oyuncu yapıda oldukları için klozetle oynarken içine düşebilirler. Bu da çok kötü sonuçlar doğurabilmektedir. Evet, yavru kedimizin eve alışma süreci bu şekilde. Bir sonraki videomuzda yavru kedimizin ihtiyaç duyacağı malzemeleri tanıtacağız. Bir sonraki videomuzda görüşmek üzere. Bu videoyu beğendiyseniz like atmayı ve paylaşmayı unutmayınız. Hoşça kalın, sevgiyle kalın.